akşam değil yani. Bugün Mehmet Akif'in kabrini ziyaret ettik. Malum olduğu üzere vefat yıl dönümü. Vefat yıl dönümünde biz Akif'in kabrini ziyaret ediyoruz. Tabii Mehmet Akif kimdir? Mehmet Akif bizim için ne anlam ifade ediyor? Özellikle Mehmet Akif'in son zamanlarda her ne kadar Türkiye gündemine gelse de konuşulmaya çalışılsa da çok iyi anlaşıldığını, çok iyi anlatabildiğimizi gerek aydınlarımızın gerek entelektüellerimizin Akif'i henüz daha çok iyi anlatabildiklerini, anlaşıldığını pek düşünmüyorum. O yüzden Mehmet Akif evet bir istiklal şairi yazarımızdır ama Akif aynı zamanda aydın, entelektüel, zamanı çok iyi okuyan, zamanın ruhunu çok iyi yakalanmış, hakikaten çok değerli bir insandı. Alim bir kişiliği vardı. Hakikaten o toplumun ruhunu yazdığı eserlerde, şiirlerde, eserlerde görüyoruz ki toplumun ruhunu iyi okuyan, bu coğrafyaya ait, bu coğrafyanın değerlerinden kopmayan çok aydın bir kişiliğe sahipti. Bu anlamda şöyle düşünelim ki daha henüz çok aydınlanma yolunda, yolun başında olan bir Türkiye'de dört dil bilen, bu noktada geleneksel bir yanıyla yeni dünyayı okuyabilen bir şairimizdi. Tabii Mehmet Akif Ersoy özellikle Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, Çanakkale Zaferi'nden sonra yazdığı İstiklal Marşı'nda bu milletin içinde olan değerleri ortaya koymuştur. İnancını ortaya koymuştur. Diğer tarafta Asım'ın nesli diye bir idealize bir gençlik ortaya koyuyor Akif. Hakikaten kendi kültürüyle, gelenekleriyle, inancıyla yaşayacak ve idealist bir gençliği hayal ediyordu. Bunun için de Asım'ın nesli fikrini ortaya atan ve bu fikri idealize eden bir yapıya sahipti. Umarız Akif bu anlamda hayattayken çok anlaşılan bir değerimiz değildi. Umarız yakın zamanda Akif'le ilgili belgeseller, özellikle onunla ilgili çalışmaların daha fazla toplumda yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Rabbim bir kez daha kendisine rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Onun idealize ettiği, onun hedef olarak koyduğu Asım'ın neslini inşallah gerçekleştirmek bizlere nasip olur.